Herkese selamlar dostlar. 22 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. 3 tanesi baskette. Fakat basketin oranları henüz açık değil bilginize. Ben ama yine de anlatacağım. Avrupa'da oranlara baktığım az çok nesin oranları tahmin ediyorum. Herkese bol şanslar. Sizlere bir adet skor yarışması yapalım dedim 22'sine. Manchester City ile Liverpool maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bakalım güzel bir maç geçecek gibi duruyor. Liverpool kupa mücadelesi fakat Premier League değil. O yüzden kısır geçebilir diye düşünüyorum. Tahminim o yönde olacak zaten. Birazdan göreceğiz. Şöyle maksimum skor olarak da kendi beklentim 2 birlik bir isti galibiyeti bekliyorum. Kendi skor beklentim o. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bilginize bol şanslar. Geçtim onu. Bugün canlıda güzel ekmek vardı arkadaşlar. Biz zaten hatta her herkese açık grubumuzdaki arkadaşlar da biliyordur. Oraya da attım canlılarda. Canlı odasına baktığımız zaman da Başakşehir maçında ekmek yedik. Fenerbahçe maçında aynı şekilde ekmek yedik. E, Sivas maçının ekmeğini öyle böyle yemedik. Yani Ziraat Türkiye kupası maçları vardı ama dediğim gibi takip ettik. Yavaştan ligler de başlıyor. Canlı bahislerimizi artık arttıraraktan da editör arkadaşlarımızla maç bölüşe, bölüşerekten de canlı bahislerde daha da bir güzel başarı yakalamayı düşünüyoruz. İnşallah güzel şekilde devam ederiz. Bol şanslar sizlere de. Herkes açık grubumuz var bildiğiniz üzere 4000-5000 kişiye yakın kişi var orada. 4958 kişi yazıyor şu an görselde. Oraya da dediğim gibi arada canlı bahisler de attım ben bugün. 4, 3 tane mi? 4, 3 tane attım. Veya 4 tane attım. 3 tanesi geldi sanırım. Oraya da attım. Şu an zaten bülten asken oraya da kazandırmaya çalışıyoruz. herkese açık şekilde. Oraya da gelebilirsiniz. Yorumlarda ve açıklamada linki zaten mevcut. Geçtim bunu. Maç önü yazılarımız aynı şekilde kupon odasında da zaten mevcut. Baktığımız zaman da Ankara gücü maçına doğrudan 1 ve 4.5 alt olarak değerlendirme altına aldık. 1.56 nesine 1.65 Avrupa oranı vardı. Antalya maçına doğrudan galibiyetini aldık. Galibiyetini aldığımız zaman da 1.39 ve İstanbulspor'un golü geldi şu an. 1 ve 2.5 demiştik zaten. Onu da belirtelim. Oradan da yakaladık zaten. Güzel oldu. Hatta golü izleyeyim ben. Geliyorum bir saniye. İzledim bile. Gol güzel gelmiş. İrfan Can çıkarmış da dönen topu attı. Topalli. Lincoln çıkarabilirmiş aslında. Neyse devam edelim. Ee, ne vardı? Maç önü yazıları ekrandaydı sanırım. Devam edelim aynı şekilde. Antalya'nınki geldi. O şekilde devam ediyoruz. Geçtim bunları isterseniz. 6 maçımız var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından elimden geldiğince bahsetmeye çalışacağım. Değerlendireceklere bol şanslar. Bunlar kupa maçı. Ona göre biraz dikkat edin. Ona göre bir değerlendirme de yapın sizler de. Sizlerden ricamız artı 300 seviyesinde video like atmanızdır. Değerlendirecekler bol şanslar. Adana Demir Çaykur Rizespor mücadelesi. Ben bu maçı şöyle aldım. Rizespor zaten kendi liginde şu son dönemde iyi gidiyor. Asılır mı acaba bu mücadele diye düşünüyorum. Ee, Adana Demir kupada oynadığı maçlara baktığımız zaman da zevkli maçlar oynadı okey. Fakat forvetsiz bir Adana Demir spor sahada olacak. Forvetleri yok yani. Asan Bolonga oynar mı bilmiyorum forvetle. Nasıl bir kadro çıkacak o da önemli. Hazırlık maçlarında da yine rotasyonlu değişik kadrolar denedi. Ee, adını unuttum yani. Montella Montella. Rize'de zaten Bülent Uygun var. Size bahsetmiştim Rize'nin bir tane maçında. 2-3 gol demiştik. Oradan yakaladık. O maçta da şöyle kendim mi biraz araştırdım. Bülent Uygun skora yatmayı seven bir hoca. Çok da gol yemek istemeyen bir Hatta ligde oynadığı maçlara baktığımız zaman da son göstere maçıydı sanırım değil mi? 2-3 gol dedik. Bakın sürprizden kaçtık orada. Öncesine bakın. Çoğu maçta yenilmedi. Berabere de kalabiliyor. Çünkü yenilmeyeyim diyor en kötü maçları da kısır geçiyor. Ben burada Adana Demir tarafındayım ama 1.37'den alacağıma dedim ki risk alalım bari. 1.71 gibi oranı var. Avrupa'da 2'ye yakın oranı var. 4.5 altına 1 yapalım diyorum ben. Bol şanslar. Galatasaray'la Keçiören mücadelesi. Bu maçta bazı eksikler olacak arkadaşlar. Yani rotasyonlu bir kadro çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Galatasaray'ın burada İstanbulspor gibi biraz da kolay bir mücadelesi var kısmen diyelim. Galatasaray burada Keçiören'de yani deplasmandan ufakça bahsedelim şöyle. TFF 1. Lig'in gediklilerinden özellikle şu son 2-3 dönemde güzel başarılar yakalayan takımlardan bir tanesi. Kendi liginde de iyi giden bir keçi öğren var bu arada. Galatasaray son 7 attı bildiğiniz üzere. Hazırlık maçlarının ligi 7 atarak bir bitirdi. Hazırlık maçlarında güzel rakiplerle oynadı. Öne çıkan birkaç tane isim vardı. Özellikle benim gözüme çarpan Barış Alper çok iyi oynadı mesela. Bu maçta da aynı şekilde oynayacaktır. Ben baktım nasıl oran alabiliriz diye baktığım zaman da çok bir oran alacak gibi gözükmüyoruz. O yüzden ilk yarı bir, ilk yarı bir şeklinde gideceğiz. 1.49 oranı vardı. 1.45'e düştü. İlk yarıdan bir Galatasaray galibiyeti beklemek doğal olacaktır bence. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Bol şanslar geçtiğim diğer mücadeleme Manchester City ile Liverpool mücadelesi. Arkadaşlar bu kupa mücadelesi, kupa mücadelelerinde çok fazla çekişme olmuyor veya golcüsü geçtiğini düşünüyorum ben. Genellikle İngiltere'de baktığımız zaman bu tür maçlarda çok fazla gol görmüyorum ben kupa maçlarında özellikle. Favori burada City açıldı. Okey, gayet normal zaten City'nin açılması. Ben bu maçın size beklentisini söyleyeyim. Maçın beklentisi 2-1'lik bir Manchester City galibiyeti. Fakat dediğim gibi 2-1 olabilir ama benim asıl düşüncem şu yönde olacaktır. Ben bu mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. Zaten videonun başında da maç skoru olarak bunlarla bu maçı sorduk sizlere. Ben 3.5 altında bir maç bekliyorum. Toplam gol 3.5 alt olarak 1.42 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Şöyle baktığımız zaman da eksikleri gediklere bakayım. Jota yok, Diaz yok, Arthur yok, Konate yok. Ev sahibinde de Alvarez yok. Ama sizde ne zamandır oynamıyor. Mesela Salah ilk 11'e yazmamışlar ideal 11'ine. Grealish, Mahrez, Halan, Kevin'de bir ürünü mesela ilk 11'e yazmamışlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Bazı rotasyonlar da olabilir. Ben 3.5 altında bir maç bekliyorum. 1.42 gibi oranı var. Ne yapabiliriz diye düşündüğüm zaman da şöyle bir 3.67'de bir oran söyleyeyim sizlere yüksek oran birlikte. Tek farklı bir galibiyeti çıkabilir burada. Yani beklenti dahilinde 2-1 geçebilir veya 1-0 bitebilir. Ama mücadele dediğim gibi çok fazla gol beklemediğimi belirteyim sizlere. Bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Fenerbahçe Beko ile Partizan mücadelesi. Oranlar açık değil. Dediğim gibi Avrupa oranlarına baktım. Avrupa'da Fenerbahçe'nin 1.30 bandında bir oranı var arkadaşlar. E, burada Nesine'de 1.15 gibi bir oranı olacaktır. Bazı eksikler takıma dönüyor. Jekiri de sakatlandı Fenerbahçe Beko'da. Partizan'ın hocası Obradovic. Yani burada Fenerbahçe Ülker Spor Arena'da da yani büyük saygı görecektir. Yani hoca zaten sürekli alkışlayacaklardır Obradovic'i. Son dönemde iyi bir partizan takımı var. Ben şöyle bir değerlendirme altına aldım partizanı. Üstte veya alta gitmedim burada. Dediğim gibi Partizan'a burada 9 antikap bile açabilirler. Şöyle düşüncem var benim. Partizan burada 9 fark yemez diyorum ben. Muhtemelen 9 açacaklardır. 1.40'lı oranı olacaktır. Avrupa oranlarına baktım. Kaç açarlarsa 12 mi Partizan tarafına gidin. Son Baskonya mücadelesinde ne yaptık biz? E, deplasmana gittik. Yani 9 fark yemez olaraktan almıştık. Aynı şekilde burada da Partizan'ın ben 9 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum. Ona göre bir değerlendirme yaparsanız kazanma ihtimaliniz bence artar. Çünkü Fenerbahçe ve Beko'daki eksikler can sıkıcı eksikler. Dönecekler mi? Tam da daha belli olmadığı için ben de biraz arafta kaldım. Ama ne olursa olsun partizan kaliteli bir ekip. O yüzden çekişmeli geçeceğini düşünüyorum maçın. Olympiakos'la Kızıl Yıldız mücadelesi. Olympiakos son maçında ilk periyotta 28 sayı attı. Fakat ondan sonra işleri iyice saldı. Özellikle ikinci periyotta. İkinci, üçüncü, dördüncü periyotta hepsine saldı. Beklenenin altında ve mağlup oldu. Son üçlükle Partizan'a mağlup oldu. Son saniye üçlüğüyle mağlup olan bir Olympiakos vardı. Yani bana ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani maçı izleyenler varsa söylesin. Göz göre göre satıldı. Net diyorum ya. Elimde kanıt olsa da kanıtlasam keşke. Ama ben izleyen biri, Olimpiakos'u izleyen, basketi takip eden biri olaraktan da maçı da izleyen biri olaraktan da yani göz göre göre verdiler. Şöyle bir değerlendirmem var benim. Bu maçta Kızıl Yıldız'la oynayacaklar. Kızıl Yıldız kesenin ağzını açtı açıkçası. Kesenin ağzını açtığı için Kızıl Yıldız takımda iyi transferler oldu özellikle şu son dönemde. Ben burada Olimpiakos'un kendi evinde satacağı sayılara gidelim diyorum. 82 maç açılırsa onu alalım. Ev sahibi üste gidelim yani. Ev sahibi en alt barem kaçsa 80, 81, 82. Kaçsa kaçtan uçarlarsa olimpiyakosun atacağı sayıya gidelim. Son dönemde formda bir olimpiyakos var. Kendi evinde iyi bir olimpiyakos var. Bence kızıl da 80 barem yerine sayı atabilir diye düşünüyorum ben. Değerlendirecekler o bir değerlendirme yapabilirler. Son mücadelem Real Madrid ile Asfalt mücadelesi. E, Asfel'in kadro kalitesine baktığımız zaman da sadece tek bir oyuncuya bakan kadrosu var neredeyse. As e, Dekolo'ya bakıyor. Fenerbahçe Beko'dan bildiğimiz bir oyuncu. Real Madrid bence burada kazanır. Ama nasıl kazanır? Bu oranı almak lazım. Çünkü çok sayı fark atamayabiliyor bazen Real Madrid. Şöyle bir değerlendirme yapalım ben. Avrupa oranlarına baktım zaten Real Madrid'in oranı düşük. Yine nesine de düşük olacaktır. Burada ilk yeri bir galibiyeti yapabiliriz Real Madrid'e. İlk yeri bir handikaplı alabilirsiniz. Onun dışında şu oranlar güzel oluyor genellikle. Ee, ilk periyot galibiyeti Real Madrid olabilir. Asfalt son dönemde form yakalamış olsa da Real Madrid güçlü bir ekip. Asper de ona göre zayıf diyeyim biraz daha. Ona göre de bir değerlendirme yapabilirsiniz. Değerlendirecekleri bol şanslar. Burada Real Madrid tarafına gidilmesi taraftarıyım ben de. Toplamda 6 adet mücadeleyi anlattım. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Burada futbol maçları gayet güzel. Basketler de güzel zaten. Aynı şekilde değerlendireceklere bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay. Bu arada City Liverpool maçın maç skorunu sorduk. Onu da tekrar belirtelim. Herkese bol şanslar dilerim arkadaşlar.